28 haftalık 1400 gram olarak doğan prematür bebeğe RDS nedeniyle surfaktan ve mekanik ventilasyon uygulanıyor. 4. gün ekstübe olan hastaya mama başlanıyor. Mamayı tolere ediyor. Sonrasında abdominal distansiyon, kanlı gayta ve ayakta direkt batın gerisinde vena portada tespit dizisi şeklinde gaz görülüyorsa bu hastada en olası tanı hangisidir? Evet, seçenekleri inceleyecek olursak. Meconium ileusu ve peritonit tablosu, evet, yeni doğan bebeklerde görülebilecek bulgulardır. Ancak bunlar da evet, abdominal distansiyon olabilir. Ancak ayakta direkt batın gerisinde vena portada tespit dizisi şeklinde gaz görülmesi karşımıza çıkacak bir bulgu değildir. Daha da önemlisi, bu hastalar başlangıçta meconium çıkarmada gecikme şikayetiyle karşımıza çıkarlar. Hirschsprung'da gene meconium çıkarmada gecikme şikayetiyle gelir ve daha çok term bebeklerde görülür. Dolayısıyla o da bu sorunun cevabı olarak beklenmez. Evet, bu sorunun cevabı nekrotizan enterokolittir çünkü. Nekrotizan enterokolitin en önemli 3 tane risk faktörü var. Hasta prematür. Evet, prematür de en önemli risk faktörü. 2. intestinal bir iskemi lazım ki RDS bu hastanın bağırsağa giden kanındaki oksijeni azaltacağı için önemli bir diğer risk faktörüdür. Ve gene vakaların %95'inde olması gereken enteral beslenme. Enteral beslendikten 3-7 gün sonra tipik olarak ilk 2 haftada ortaya çıkar ne ki vakamız da bu şekildedir. Ve ilk ortaya çıkan ve en sık semptom da zaten abdominal distansiyondur. Ve nek düşünülen vakalarda klinik bulgu varlığında ayakta direkt batın grafisinde pneumotoraks intestinalis tanısaldır. Hastamızda olduğu gibi portal venöz gaz daha da ciddi hastalığın işareti olarak karşımıza çıkabilir. Evet, nekrotizan enterokolit %90 prematürlerde görülür ama %10'da term bebeklerde görülür. Ve TUS'ta bu soru daha önce sorgulandı ama eksik sorgulandı. Şimdi doğru bir şekilde sorgulanacak. Term bebekte nekrotizan enterokolit nedenleri 1. Asfiksi 2. Down sendromu 3. Hirschsprung hastalığı 4. Konjenital kalp hastalıkları ve dikkat 5. Rotavirüs gastroenteritidir. Buraya özellikle dikkat dedim çünkü rotanın da dahil olduğu tüm gastroenteritler prematürlerde de nedir? Evet, nek için risk faktörüdür. Ama rota gastroenteriti neymiş? Term bebeklerde risk faktörüymüş. Diğer etkenler değil. Buraya son derece dikkat ediyorsunuz. Ve uzun yıllardır beklediğim soru nekrotizan enterokolitin ilk ortaya çıkan bulguları sorusu. Nekrotizan enterokolitin bir intestinal, bir de ekstraintestinal bulguları vardır. İlk ortaya çıkan ve en sık görülen intestinal bulgu abdominal distansiyondur. Ama benim beklediğim soru, nekrotizan enterokoliti prematür bir bebekte ilk ortaya çıkan ekstraintestinal bulgu nedir diye soracak. Evet, cevap letarjidir.